Ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben hazırlandım. Hatta size şöyle söyleyeyim. Sabahtan beri Reels çekiyorum. Günlük vlog şeklinde bir önceki videomda söylemiştim. Bir önceki videomda hatta Amers'e gideceğimizi de söylemiştim. Ama yine söyleyeyim, bu videoda sadece izleyenler varsa. Şimdi Emre'yle hazırlandık. Hatta Emre hazırlanmadı diyebilirim, o birazdan hazırlanır. Ben hazırlandım ve Amers'e gideceğiz. Eğer yetişebilirsek Christmas marketlerini gezeceğiz. Bugün kar başladı Zele'de. Göstermek istiyorum size, çekebilirsem, gözükürse eğer. Tam tutmadı ama havada ben beyaz beyaz düştüklerini görüyorum. Çok huzurlu. Özellikle bizim arka bahçede çok güzel gözüküyor. Dediğim gibi makyajımı, saçımı yaptım. Bu saç modelini artık bitiyorum arkadaşlar. Bakın saçları nasıl canlı, parlak ve çok güzel gösteriyor. Benim gibi böyle kahki kullananlara çok yakışıyor diye düşünüyorum. Kahküllerim de bayağı uzadı. Ne yapacağımı şaşırdım ama bence şu an en iyi hali uzunluk olarak. Ne diyorsunuz? Sadece şurada benim dönerim olduğu için orası açılıyor. Orasını şöyle kapatmam lazım. Bakın gözüküyor. Biraz zor olsa da size göstermek için şu siyah noktaya odaklamaya çalıştım. Ya inşallah tutar, birazcık beyaz olsun etraf. Giyindik ve çıktık. Bugün böyle kar yağdığını görünce hemen bir şey oldum. İskandinav tarafları. İskandinav mı oluyordu o taraf? Evet. Rusya tarafları falan. Direkt o kombine büründüm. Dışarıda çünkü çok güzel kar yağıyor. Bakın kar hızlandı. İnşallah tutar. Birkaç gün beyaz olsun her yer, sonra gitsin. Sabahtan bu yana yanıyor zaten. Yağıyor zaten. Evet ama tutmadı işte. Yerler falan baksanıza normal yani, beyaz değil. Neyse biraz geç kaldık. İşlerimiz oldu. Emreler falan bir Bilal'in arabasıyla ilgilendiler. Ben de biraz ağır ağır hazırlandım açıkçası. Şeye yetişebilirsek gideceğiz. Christmas marketlerine yetişemezsek yarın biz Gülbahar annemle gideriz. Ama Emre'yle de gitsek iyi olurdu. Emre'ye birkaç alınacak bir şey vardı. İşte eldiven, eşofman altı falan ihtiyacı var Emre'nin. Öyle eğer yetişebilirsek direkt center'a gideriz. Eğer yetişemezsek gün başka bir şey yapmayız diye düşünüyorum. Hemen kameram kar oldu. Arkadaşlar çok felaket kar yağıyor. Bakın şurada çok güzel gözüküyor. Şimdi biz annemle görüştük, buluştuk. Buz gibi geziyoruz. Katedralin oradayız. Sabahtan bu yana hiç durmadan yağıyor. Evet. Bizim oraya da yağıyordu, buraya da yağıyordu. Evet ya, ama şu an burada hızlandı sanki aşkım. Yukarıda ışık da çok güzel görünüyor. Evet, şimdi orayı göstereceğim. Aa, kar oluyor. Çok güzel oluyor baksana. Kuzey ışıkları gibi. Evet. Böyle her yeri süslemişler zaten. Çok güzel görünüyor. Şu kenarda bakın. Evet. Şimdi tam katedralin yanındayız arkadaşlar. Bakın şu ışıktan da anlayabilirsiniz. Katedral. Hatta üstümden de anlayabilirsiniz. Katedrale girip çıkıyorlar da. Aa, açıktır aşkım, olabilir. Biz giremedik daha. Buraları dediğim gibi süslemişler. Geçen sene de çok güzeldi. Şimdi belediye binasına doğru, ortaya doğru gidiyoruz. Orada asıl Christmas marketleri falan oluyor. Bu sene bak yine bu kurulmuş aşkım. Her sene kuruluyor ya. Fotoğraf çekilmek için. Evet evet. Burada fotoğraf çekiliyorlar. Thank you. Aslında çekilelim mi ya? Geçen sene de çekilmedik. Hadi çekilelim. Güzel gözüküyor arkadaşlar. Film sahnesi gibi gerçekten. Buraya yine her zamanki gibi süslemişler. Geçen sene ve ondan önceki sene de aynı böyleydi. Bu ortada Christmas marketleri kapatılmış mı ya da hiç daha açılmadı mı bilmiyorum. Ama bakın henüz işlev yok. Sanırım daha başlamadı. Kuruldu diye duydum. Ama çalışmıyorlar sanırım daha. Çok güzel ya. Bakın şuradan kara. Böyle Noel zamanı kar yağmasını hep istemişimdir ama Türkiye'de maalesef yağmıyordu. Bir Bulgaristan'a denk gelmiştim. Böyle yağmur gibi yağan bir kara. Bir de şimdi burada denk geliyorum. Ama Bulgaristan'daki çok fenaydı. Çok soğuktu. Bugün de soğuk ama biz böyle keyfini sürüyoruz diye mi bilmiyorum. Eğlenceli geçiyor. Şu binayı çok güzel süslemişler. Evet, kahvelerimiz geldi. Biz her zaman oturduğumuz yere oturduk, bu Türk yerine. Şurayı biliyorsunuz zaten. Marka yazıyor mu yazmıyor, ismi yazmıyor. Böyle tam bu manzaraya karşı. Işıl ışıl. Los neydi ya burası? Neydi buranın adı aşkım, evet. Bizim göçmenleri zaten. Sahibi Bulgaristan göçmeni. Evet. Yan tarafla beraber. Evet, yan tarafta onlar. Bella. Yok yok, Bella değil de Botis. Botis. Bilemedim ismini. Neyse işte. Burada sıcacık kahvelerimizi içeceğiz. Şimdi double espresso'larımızı içeceğiz. Çanlar çalmaya başladı. Böyle bugün bu kadar. Sonra annem yemekleri yapmış. Eve gideceğiz. Evde çok güzel yemek yiyeceğiz. Yemekler hazır. Hazır. Biz söylemeyeyim. Sürpriz olsun herhalde. Ha, gidince görelim hadi. Evet. Tamam. Tatlımız bile varmış.
Evet. Oo. Sadece çorba eksikiyor. Çorbayı boş ver. O yüzden ben de şey yapmadım. Senin yemeğin yeter şimdi, mis gibi. Sıcak sıcak koydum onları. İçerisini bir, içerisinde bir açtım. Doğalgazı da fullemiş. Oo. O zaman eve gidince görüşeceğiz. Oo, çiğdem çitliyoruz. Evet, çiğdemimiz hazır. Bugün sabahlar bizim olmasın, hadi bakalım. Evet. Yarın da önemli işlerimiz var. Çok önemli işlerimiz var yarın. Daha onlardan bahsetmedim, yarın bahsedeceğim size arkadaşlar. Özledin mi bizi? Riko bizi çok özlemiş. Arkadaşlar, bugün size hiçbir şey çekemedim. Neden biliyor musunuz? Bugün reyalog çektim. Yani Reels'a vlog, günlük vlog şeklinde. İkincisini çektim hatta. Biz bugün annenle Primark'ı gezdik. Ondan sonracığıma bayağı gezdik aslında. Çarşı, Center'da. Sonra market alışverişi falan yaptık. Bizi buraya getirecek, eve getireceklerimizi de aldık. Çok bir şey almadık ama. Şöyle üstü körü göstermek istiyorum. Şu biliyorsunuz her gittiğimde aldığım ıslak mendilden aldık. Annemle bölüştük onu. Şöyle bakın ihtiyaç alışverişi. Bu lastik tokalardan aldım. Şöyle bir tırnak aldım. Tüy toplayıcı. Rikon'un şu sıralar tüyleri dökülüyor. Sonra Kuwait Fat'a girince de şunu aldım. Bu setten sadece bunu alamamıştım. Artık onu da buldum, rahatladım. Sonra şöyle çizmelerin içine giymek için uzun çorap aldım. Sonra benim klasik çikolatam. Var annem görünce dedi ki hemen alalım. Bir de Kuwait Fat'ta bunlar yine indirimdeydi. Sonra şöyle kahverengi tel toka aldım. Bu benim küçük oklavam. Annemde kalmış. Almanya'dan getirmiştim onu. Onu verdi. Sonra şöyle küçük parfüm. Güzel kokuyor. Aşkım bak sen bu kokuyu çok seversin. Keşke sana da alsaydım. Çantana atardım. Böyle temiz bir koku. Harika. Değil mi? Bayılırım ben işte bunları ya. Bak tertemiz kokuyor. Ağır değil böyle. Fresh bir koku. Sonra şöyle cheesecake aldık. Natürel. Hiç böyle aroması yok. Sonra şöyle Nutella. Büyük boy. Çünkü en çok tükettiğimiz şeylerden biri. Sonra bakın size bunu göstereceğim. Hatta bir tanesini sizinle yiyeceğim şöyle. Bu çok meşhur olan bu içi peynir dolgulu jalapon biber. Jalapeno diyorlar ya ondan. Bunu arkadaşlar biz 2 sene önce falan, 3-2 sene önce Belçika'da zaten yemiştik. Sonradan bir patladı. Biz bundan bir 4 kere falan aldık sanırım. Beğendik çünkü bayağı sevmiştik. Ama bu sanırım acılı değildi. Bir de bu önceden Türkiye'de de olan bir şeydi aslında. Şimdi bir dakika yiyeceğim ama inşallah acı değildir. Acı. Acı. Ay yavrum. Acısı. Acılı son andan almışız. Bunun acısız olanı daha güzel bence. Ben acı sevmiyorum. Ve şu an yandı boğazım. Neyse iyi gelir hastalığıma. Sonra şöyle berliner aldık. Bunu hiç yemedim. Bunu denemek için aldım. Mozzarella falan sürekli yiyoruz zaten ama bu peynir aşırı meşhur arkadaşlar. Yani Türkiye'de herkes bunun hakkında videolar falan paylaşıyor. TikTok'ta falan çok görüyorum. İşte kredi çekip aldığımız peynir falan diye. Buradaki fiyatını merak ediyorsanız da 1.89'su. Bakalım güzel mi? Değecek bir şey mi? Ben bir peynir hastası olarak. Sonra kutuya aldık. Sonra salam. Aldi'de şöyle bir pirinç bulduk. Bakın 20 dakika diyor. 20 dakikada hazır. Benim basmati pirincimden. Deneyeceğiz bakalım güzel olursa. Sonra şu cheddar. Salatalık. Burada da şey var, kaburga. Brokoli. Hello. Sonra şu çikolatalı böyle ekmek durumlar. Sonra Rico'ya mama ve şöyle yine krem peynir gibi ama kaşar gibi de onlardan. Ha, Rico gördü bak, mamasını gördü. Ne oldu? Senin mi o, senin mi? Niye geldin? Senin maman mı? Ben yiyeceğim onu. Bak burada. Ne oldu? Niye kalbin o kadar hızlı atıyor? Çünkü çok tatlısın. Böyle üstün körü göstereyim dedim. Bugün neler yaptığımızı da izlemek istiyorsanız dediğim gibi Instagram'dan veya TikTok'tan. Instagram kullanmıyorsanız TikTok kullanıyorsunuzdur belki diye onu da ekliyorum, söylüyorum. Dediğim gibi böyle günlük vlog tarzında kısa video paylaşacağım. Oradan görebilirsiniz. Evet. Biz 2 gündür Anvers'te olduğumuz için kargolarım gelmiş. Zaten hep öyle olur. Evde olmadığın zaman gelir. Ve bunu
şu Zalando paketi mi? Postaneye geri iade etmişler. Gittim oradan aldım. Ama diğer bir kargom vardı. Trendyol kargom. Onu teslim edildi gözüküyordu ama nerede olduğu belirtilmemişti. Hemen dedim ki kesin yan komşuma vermiştir. Flaman olan. Komşumun zilini çaldım ve hemen getirdi sağ olsun. Burada makyaj malzemeleri var. Özellikle şu güneş kremini çok merak ediyordum açıkçası. Sonra şöyle kahverengi bir eyeliner aldım Maybelline'den. Bu en sevdiğim. Kapatıcıyı aldım ve aşırı meşhur olan ve çok güzel olan bu maskarayı aldım. Ama asıl merak ettim şu Trendyol kargom neden bu kadar büyük bir kutunun içerisinde? Bakın. Niye bu kadar büyük? Ayakkabı sanırım bu. Bakalım. Şunu alışverişteki sepetimi doldurmak için aldım açıkçası. Bikini altı. Ve beyaz bir bikini altım da yoktu. İnşallah tam olur. Olur diye düşünüyorum. Şöyle iki adet sütyen aldım. İş çamaşırı. Şu gömleğe görür görmez bayılmıştım. Bu gömleği aldım. Şöyle bir kazak. Bu neydi? Elbise. Bu da 40'a. Hangi ayakkabı gelmiş? Ayakkabıya bakalım. Çok güzel. Hemen denemek istiyorum ya. Umar mı olur? Bedeni. Ay tam numaramı almışım şükür. Gerçekten çok güzel ama şu anki tipime bakmayın tabii. Şimdi tipimi toparlıyorum ve Reels çekeceğim. Şimdi hepsini tek tek denedim ve Reels'a çektim. Birazcık yoruldum. Of akşam oldu ya. Yine akşam oldu. Her gün akşam oluyor arkadaşlar. Çok çabuk geçiyor zaman. Gerçekten. Akşam nasıl oluyor hiç anlamıyorum. Böyle olmuyor. Şimdi yemek yapmam lazım. Ay benim böyle bir şey döneme girdim ben biliyor musunuz? Yemek yapma istememe dönemime girdim. Bence herkesin böyle bir dönemi var. Bazen böyle çok çeşit şeyler yapasım geliyor. Sürekli yemek hazırlayasım geliyor. Mesela zorunda kaldığım için gene yaparım. Ama şu an hiç istemiyorum yani. Şuraya girip şu an yemek hazırlamak hiç istemiyorum. O yüzden bugün makarna falan geçiştireceğim sanırım. Kendime de zaten sabah tost yapmıştım. Tost yedim sadece. O yüzden kendim de tok değil, aç değilim. Ama saat 4:30 oldu. 1 saat 2 saat sonra falan Emre gelir. O gelene kadar bir şeyler hazırlarım artık diye düşünüyorum. Bir de şimdi çamaşırları atmam lazım. Hem yeni gelenler hem de öncesinde gelenler duruyor. Şöyle poşetlerin içerisine koydum. Şunda açık renkler şu an şunda koyu renkler var. Aşağıya indirirken bunlarla indireceğim. Kolay olur diye buraya koydum. Çünkü burada açtım hani çamaşır sepeti de yukarıda. O yüzden poşetlerle indireceğim. Bunlar da aşağıya inecek. Bunda plastik şişeler var. Bugün hava güzeldi ama kapalıydı. Bakın bu havada şimdi Reels çektim. İnşallah çözünürlük falan çok düşmez. Hemen şimdi editleyip yayınlamayı da düşünüyorum. Şimdi Emre işten geldi arkadaşlar ve bana hediye almış. Şöyle iki tane de tester çıkıyor içinden. Bakalım ne almış. Nereden esti bilmiyorum. Hiç özel bir gün bir şey değil. Arada böyle şeyler yapması çok güzel oluyor. Hiç beklemediğim bir anda gelmesi. Kokusuna baktın mı? Orada. Sen bir de buraya gittin. Nasıl bu kadar erken geldin? Ben bunu ilk defa görüyorum. Çünkü o yeni çıkmış. Öyle mi? Bu 1 milyon serisi zaten klasik ama ekstra olarak Royal. Öyle mi dedi orada çalışan? Evet. Bakalım nasıl bir koku. Çok merak ettim. O reyona zaten new diye etiket yapıştırmışlar. Bunlar yeniydi. Ay şişesi çok güzel. Çok güzel kokuyor. Hemen bir fıstık. Bir kokuya benziyor benim bir kokuma. Evet işte. Neye benzettim ben bunu? Buna benzer bir şeyler kullanıyordum. Bir de Versace vardı. Onunla bunun arasında kaldım. Ama bu daha yeni seri diye bunu. Yeniliklere açık mısın yani? Ama çok güzel, çok beğendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Böyle zaten bir parfüme ihtiyacım vardı ama büyük de değil. Çantaya. Aynen çantaya atmalık yanıma almak için. Bir de Lancome'u ben çok beğeniyorum arkadaşlar. O da Türkiye'de kaldı. İnşallah havalara uçup eksilmemiştir. O en sevdiğim koku normalde. Bak bunlar erkek parfümü sanırım. Evet. Bir tane Diesel, bir tane de Dunhill sanırım okunuşu şu. Bunları da sen çantana atarsın. Evet.
Teşekkür ederim. Koku çok güzel. Tam böyle kışlık, sonbaharlık bir koku. Şöyle bir şurada dursana be şurada. Şöyle yanından geçmiş göreyim bakayım kokacak mı? Ama şey ben herkesin yanından böyle geçmiyorum bak şimdi. Geliyor. Kokusu gelsin diye. Güzel. Sen de bunlara bak bakalım beğenecek misin? Bana da bunlardan alırız olmazsa. Ama senin şu an kullandığın da güzel. Senin kullandığın neydi ya? Skandal. Ha skandal. Çok güzel koku. O da zaten Paco'nun. Hmm, bu çok fresh. Evet. Peki bunları bile fıs fıslı şişede yapmaları. Hı. Bu biraz böyle farklı bir kokusu. Hmm. Bu şey biraz daha... Alkollü gibi böyle bir. Icon Raising'miş. Sonrasında ben Dunhill'i alırdım. Normalde eskiden olsa Diesel'i tercih ederdim. Evet. Diesel'e yakın bir koku çok eskiden. Üniversite zamanlarında kullanmıştım. İyi hatırlıyorum. Evet. Sana şey gidiyor işte bu skandal bir de Mustang güzel gidiyordu. Evet evet Mustang de vardı. Evet o çok güzel. Skandaldan sıkıldım artık. Skandal. Çok skandal oldu bu konu. Ben de böyle oturuyordum. İşlerimi hallediyordum. Bugün hiç video çekme kafasında değildim ama Emre diyesiyle gelince böyle bir video çekeyim dedim. Yoksa boş boş oturuyorum. Şu evin sessizliği peki? Evet. Çok aşırı. Etraf da çok sessiz ya. Evet işte. Şu yanımızdaki çalışma da artık bitti sanırım arkadaşlar. Sanırım değil bitti zaten. Bitti. Artık eşyaları falan taşıyacaklar sadece. Evet. O kadar onların çalışmasına da alışmışız ki. Bir gürültü bekliyor insan. Bir de iki gün Anvers'te kalınca... Sessizlik bir tuhaf geldi. Bir şey arkadaşlar yan taraftakiler bizim hani görüştüğümüz, tanıştığımız kişiler yani. Ve çok iyi insanlar. Testten rahatsız olup olmama konusunda böyle şeydik. Yani oluyorduk. Ben oluyordum daha doğrusu. O da işte video çektiğim için vesaire. Ama işte bir şey de diyemiyorsun çünkü çok iyi insanlar falan. Ve zaten hani yapacakları bir şey. Rahatsız oluyorsun diye adamlar evini yenilemekten vazgeçmeyecek sonuçta. Sen de bugün iyi delirdin ha. Hani topun nerede? Bak orada. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şu ortaya alıyor. Onu böyle saklıyor kolların arasına. Aynen bu şekil. Bak işte arka ayaklarıyla da değişik bir şey yapıyor. Ne yapıyorsun şu an? Hem tutuyor hem çıkartmaya çalışıyor. Ne yaptın? Sakladın mı? Tam da o arka ayak hareketi ne oluyor? Ben onu anlamıyorum. Çok seviyor bu topu. Yılbaşı süsü bu arada. Evet biz evden çıktık çünkü bakın şurada üstünde de görüyorsunuz. Şimdi Action'a ve Vibra'ya gideceğiz Lokeren'e. İkisinden de alınacaklarım var. O yüzden ikisine de uğrayacağız. Bayağıdır gidemiyorduk. Bir de siz bana hep şey diyordunuz. Hep eve geldiğinde yaptığın alışveriş çekmektense gittiğinde orada mağazada çek. Hani biz orayı da merak ediyoruz diye. Öncesinde çektiğim için öyle Almanya'da falan o yüzden aslında çekmek istemiyordum. Ama ne aldığımı da görmek isteyenler olduğu için gösteriyordum. Artık şimdi mağazada da çekeceğim. Ve Lokeren'deyiz arkadaşlar. Şu binaların güzelliğine bakar mısınız? Bu eski binalar çok güzel yani. Böyle çok Antwerpen'deki kadar süslü değiller. Sade ama duruşları çok güzel. Yani bakın şurada da otobüsün geçeceği tuttu. Şurada da mesela normal bir apartman var. Şurası direkt böyle bana bir İzmir havası veriyor mesela şu bakış. Ama şurası çok güzel. Emre de şimdi park için ticket alıyor. Çünkü burada eğer böyle cihaz varsa bazı yerlerde ücretsiz olabiliyor ama mesela buraya park ettiniz ve cihazdan etiketi, ticket'ı almazsanız ve camın önüne koymazsanız daha büyük cezası var. O yüzden ticket alıyor Emre şimdi. Bu şart yani zorunlu. Evet girdik şimdi bakın böyle yılbaşı şeyleri falan koymuşlar. Burada elektronik şeyler var böyle. Ama bizim elektronik ihtiyacımız yok sanıyorum ki. Belki sadece kablo alabiliriz. Şu kablolardan çünkü ben yatak odasında unutuyorum. Sonra yukarı çıkıp almak zor geliyor. Gerçekten merdivenle evin en büyük sorunu arkadaşlar. Bu yorgunluğu şimdiden yaşamaya başladım. Onun dışında ileriye doğru gideceğiz birazdan. Bakın bunlar yeni gelmiş sanırım. Böyle bambu ben severim bilirsiniz. Ama benim var Türkiye'de almayacağım o yüzden. Oradan gelirken getireceğim şunu. Unicornlu ışık. Şöyle sanırım renkli yanıyor. Bunlar falan işte çok hoşuma gidiyor böyle ev dekorunda. Böyle saatler var. Şurada mesela ayna var. Kaç? 3.79 mu bu be?
Bu mu? Yok, şu. Şu, şipel. Burada ayna demek. Şipel yalnız. Böyle askılar falan var. Hmm, bu saat de çok güzelmiş. Mesela siz hangisisiniz arkadaşlar? Bu musunuz, bu musunuz? Şöyle bunu da yakından göstereyim, böyle parıltılı. Ben buyum. Zaten söylememe gerek yok, beni tanıyorsunuz. Mesela bu ve bunlar. Bak nasıl uyumlu. Ne? Emre bundan almam yok mu diyor. Ben buna çok ilgiliyim arkadaşlar. Ya aşkım. Bir de aslında da. Sen DJ mi olacaksın benim başıma? Öyle deme. Çok iyi. Klaplarda yeni bir Mahmut Orhan mı doğuyor? Ben de hareket yapacağım. O dans. Hayır aşkım. İstemiyorum. DJ olmanı istemiyorum. Sen psikologsun, kendine gel. Hadi yürü. Sen sakin bir hayat yaşıyorsun. Ya, müziklerimle milleti psikolojisini bozacağım. Sonra müşteri mi kazanacağım? Aynen. Peki benim de şey yapmam yok mu? ASMR. Onu da düşünüyorum. Sen bundan mi yapacaksın? Gel, evet. Ben, ama tipimi değiştireceğim. Biraz hani rolümü değiştireceğim. Özellikle cinsel kimliğimi biraz daha değiştireceğim. Sonra TikTok'ta yayın mı açacaksın? Evet. Hadi bakalım. Yaparsın aslında sen, biliyor musun? Böyle tık 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 sesler. Senden çıkar gibi geliyor bana. Şey gibi, adını şu an hatırlamıyorum. Darbuka yapıyordu falan ağzıyla mağzıyla. Neyse, benim bölümümdeyiz. Bir dakika. Dikkatimi dağıtma lütfen. Sen zaten bilerek yapıyorsun değil mi? Evet. Alışveriş manipülesi ediyorsun beni. Aldık ya, hadi gidelim. Ne aldık daha, hiçbir şey almadık. Uzatma, aldık yeter. Hayır. Dur, bir şeyler alacağım ben. Bugün alışveriş günü. Ben bant alacağım bir saniye. Şey için alacağım ama, makyaj yaparken kullanmak için. Bu olur mu acaba? Olur herhalde. Makyaj yaparken mi? He, böyle gezimin kenarlarına yapıştıracağım sadece. Benim takım çantasında elektrik bandı var. Aynı işlemi görür. Saçmalama. Ama dur, böyle renkliler vardı. Onlardan istiyorum. Bu da değil mi? Dur. Aşkım sanırım şurada, ben hemen bakıp geleyim. Şurada hemen girişte. Şu kırtasiye bölümünde olmalı mutlaka. Bugünkü ürünümüz Duck. Evet. Onu alıyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Alışverişimizi. Atmasaydın şey iyiydi. Sol elin tutmuyor. Fark ettim. Sonra şuradan işte klozete koymak için şeylerden aldım. Devam edelim. Burada bunlardan almayacağım şu an için. Heh, şuradan bir şey alabilirim şöyle. Bir şey. Bakıyorum hemen. Hayır Biko. Ne yapacağım dışarı çıkıp? Sen artık erkek değilsin Biko. Çiftleşemezsin. Biko'ya bir tane daha tuvalet aldım. Aslında şey, bu arada. İşeme sorunumuz çözüldü. Ondan da bahsedeyim. Size soranlar oluyor çünkü. Ama ben öyle tahmin ediyorum ki bir tane daha tuvalete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Biko'nun. Onu da buraya koyacağız. Şuraya, köşeye. Burada zaten bir tane vardı. Ama salonda bir tane daha var. Salon tarafında, mutfak tarafındaki merdivenden aşağı inip orada tuvalet arıyor. O yüzden oraya koydum, buraya koydum. Şimdi buraya yeniden aldık şunu. Bunlar da dursun. Bir sürü şey aldık yine. Bir şey için gittik. Evet. Ama şunu aldık ya, çok mutluyum. Çerçeveler. Sonra şu taksının altlarına sepetleri aldım. Onlar hep aklımdaydı. Şunları aldık. Şimdi yukarı çıkalım, göstereyim ben size. Bu sefer de burada oturup çekeyim. Hep farklı yerlerde çekmeye çalışıyorum artık. Bu yapay bitkiyi aldık. 3 tane. İnşallah 3 tane yeterli olur. Şurada konsolun üstünde bir tane saksı var büyük. Onun içerisine koymak için aldım. Şöyle dallarını açsak bence dolu dolu olur. Bunun tanesi 2 euroydu. Yani 3 tane 6 euro. Sonra şöyle bir fincan aldım. Yine güzel başlama sebebi. Bu kaçtı? 1,5 muydu? 1,5 sanırım. Sonra bu kaselerden aldım. 6 tane yaptım. Takım direkt. Bunlar da çok güzel böyle. Kenarları gold değil ama böyle gold gibi göstermişler. Kahverengi çizgiler var. Böyle bunu da neden aldım? Hem kasem yoktu çorba içmek için. Hem de böyle yine kısır vesaire yaptığımda da koymak için. Benim diğer kaselerim bence büyük geliyor. Bunlar daha ideal. Yani derinlik olarak daha iyi. Daha küçük, öyle söyleyeyim. Sonra şu... Kız karanlık olmuş. Heh.
şu sepeti aldım. Bunu da şurada yapay bitki var ya, o hani Almanya'ya falan her yere bizimle gelen. Almanya'dayken aldık zaten, doğru, Poco'dan aldığımız. Onun altına koyacağız bunu. Sonra devam edelim. Yani olursa inşallah her fişi de buldum. Buradan söyleyebilirim belki fiyatlarını. Şu sanırım 7 euroydu. 6,5 mu 7 mi öyle bir şeydi. Bu sepeti de diğer saksı için aldım. Bu biraz derin değil ama umarım olur. Olmazsa da zaten sepetleri ben her yerde kullanıyorum. Hiç sorun yok. Bu ne arkadaşlar? Ben buradan minik minik böyle alt alta sıralamışlar. Ben buradan bulana kadar. Neyse. Şöyle atıştırmalık kısmından sneaker. Bugün yemek istiyorum böyle tuzlu tuzlu, çiğdem çekti canım. Bir de bu. Bunu seviyorum tatlısını. Saç spreyi. Böyle eldiven, temizlik eldiveni. Sonra bundan aldım demiştim zaten. Klozetlerin içine koymak için. Kokusu çok güzel bunun. Sonra çubuklu oda kokuları için böyle büyük alabilirsiniz. İçine kendiniz yine doldurabilirsiniz. Ben de böyle aldım. Suyu açıp içmememiz peki. Zaten de kötü. Çeşme suyu yani bildiğin. Buradaki sular çok değişik arkadaşlar. Yani farklı markalar. Mesela Spa markası ki çok güzel. Biz de genelde ya Spa alıyoruz ya da Bulgar marketinden. Devin. Evet. Türk marketinden aldığımızın adı neydi? Yabancı bir marka da. Montegro mu? Yok, o kötü olan. Hayır, Montegro güzel. Beyaz kapaklı olan Montegro. Mavi kapaklısı da var onun. Bizim bu Türk marketinden aldığımız o işte. O güzel. Devin gibi o. Ya gerçi Devin'in yerini hiçbir tutamıyor arkadaşlar. Devin su. Çok güzel bir su. Yani içtikçe içesiniz geliyor böyle o suyu. Neyse. Tuvalet için. Bunun da kokusu çok güzel. Tuvaletlere bunlardan dökeceğim. Sonra iki tane uzatma. Neden iki tane? Arıyoruz, ediyoruz. Lazım oluyor. Dedim alayım ya. Hayır, çünkü sen bir tanesini alırken bile tereddüt etmiştin. İkinciyi niye aldın onu merak etmiştin. Sonra bakın, o söylediğim bantlardan buldum makyaj yaparken kullanmak için. Böyle desenli. Farklı farklı var içinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 desen var. Ama bir tanesi çok ince, şu çizgili olan. Onu kullanmam büyük ihtimalle. Devam ediyorum. Kleopatra oturuşu yaptım ama gözüküyor muyum acaba? Gözükmüyorsun. Bakın şöyle, he. Şu an gözüküyorsun. Seksi bir oturuş. Ayakların gözüküyor. Neyse, çorapların giyilikse sıkıntı yok. Kimisinin de ayak fobisi oluyor ya. Bunu banyo için aldım. Şöyle. Karanlık oluyor bir anda. Beyaz ışık ya, o yüzden bence. Banyoya. Normal ıslak mendil. Şöyle temizlik spreyleri. Bu arada vibroya gidemedik. Niye onu sormuyorsunuz? Hadi bir buraya gidecektin, yazsanıza. Gidemedik çünkü kapanışa kadar action'daydık. Yani bu kadar gezeceğimizi tahmin etmedik. Her seferinde aynı şey oluyor. Hep böyle bir şey alıp çıkacakmışız gibi geliyor ama baktıkça bakıyoruz. Yeni bir şeyler geliyor falan. Çıkamadık, o yüzden bir buraya gidemedim. Bir de şunu aldık böyle fırın, ocak, mutfak için. Ay, lavanta kokuluymuş. Severim ben. Ben sevmem. Sen de kullanmayacağın için. Kullanırım ya, niye Allah'ım. Aa, bu güzel. Bu güzel kokuyor ama. Çünkü şey, beyaz sabun kokuyor bir de aynı zamanda. Sen ne yapıyorsun? Sana bir şey yok. Sonra bir tane de şöyle bir tablo. Tablo diyeceğim çünkü bu çerçeve niyetini almadık. İçindeki resmi kullanacağız büyük ihtimalle. Bunu da yine aynı şekilde banyo, tuvalet, onun için aldım. Onun dışında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de çerçevemiz var. Bunların içlerini çıkartıp, çünkü hani ben ne yapayım, milkshake falan. Burası kafe mi? Bak bu güzelmiş ama. Palmiyeler. Ama çıkartacağız. Çünkü bizim aldığımız resimlerle onları koyacağız içine. Bu da yine milkshake. Palmiye, palmiye, palmiye. Milkshake, milkshake. Çeşit varmış herhalde. Neyse, bu kadar. Aldıklarımız. Hadi şunları deneyelim ya. Olacak inşallah, olur. Hadi bakalım. Kopardım. İş işten geçti. Bu sepete şu saksın içine düşünün. Bu saksı değişecek bu arada. Şimdi de saksı bulamadım güzel. Sonra da şu altındaki borcamı alacağım ve bunu koyacağım. Ve buna da delikli olmayan bir şey koymam lazım. Deliklerden akmaması lazım. Arkadaşlar, bu tahmin ettiğim gibi derinlikten dolayı birazcık
kısa kaldı. Acaba buna işte böyle mesela şu yüksekliği olmayan bir saksı ayarlasam daha geniş sepet gibi. Olur mu? Tutar mı yani? Bitki bozulmaz değil mi? Anlayanlar varsa yazarsanız sevinirim. Bunun dışında bunu da sen ne yapıyorsun orada? Bunu da böyle koydum. Bu zaten olacağı belliydi. Riko gel. Buradan geçemeyeceğini zannedip üzülüyor şu an. O bilir ya, gelir. Hadi gel. Mama vereceğim, gel. Al. Al. Gel. Oyun üstü, koyun arkasında. Gel. Göz bebekleri simsiyah oldu. Ne abi, ne var bu halının altında? Evet, tablolar hazır arkadaşlar. Bunların da poşetlerini çıkarttım. Şöyle. Bu da sadece böyle işte siyah beyaz diyeyim artık. Siyah ve arkası ekru olanlar var. Birkaç tanesini size gösterdim zaten. Burada da böyle daha çok kahverengi krem tonlarda olanlar var. Şu arkadaki şu ikisi paketin içinden kendisi çıktı bu arada. Bunlar gözükmüyordu. Önünde işte milkshake vardı birinin. Bir tanesinde palmiye vardı ya. Palmiyenin içinden çıktı bu ikisi. Çok iyi. Bunların olduğunu bilmiyordum. Bakın hatta şununla aynı. Aa evet, bu ikisini böyle kullanabiliriz aslında. Komodin üstü vesaire de güzel durur. Hatta burada bile gayet güzel oldu siyah beyaz ama şu çerçevesiyle benim ahşap rengi uymuyor. Onlar çok dikkat ettiğim bir şey. Bir de buraya böyle çiçekleri koydum. Şunu görmeyin, onun devamı başka bir yerde. Onun yanına götüreceğim onu. Böyle bitkiler de güzel oldu. Evet, olmaktan korktuğumuz yerdeyiz arkadaşlar. Böyle çok güzel süslemişler. Cıvıl cıvıl. Şimdi ben de tarifimi oluşturuyorum. Ne alalım? Mayonez. Fruit sos mu olsa? Bu ne? Bunu yediniz mi? Ballı. Ay. Ay hayır. He, kupon mu var yine? Yurt dışında böyle yaşanıyor arkadaşlar. Kupon kovalıyoruz. Yok be, uygulamada indirim yapıyor. İyi oluyor. Biz Almanya'da burgerde kullanıyorduk onu. Evet, Bilal'in menüsü geldi. O bizden önce söyledi. Çünkü biz de şimdi bekliyoruz. Ay özledim gerçekten. Şu an kokusu mahvetti beni. Ya seni yerim. Senin o şapkan. Evet. Action'dan aldığım şeye benziyorsun. Ne o? Ha, yılbaşı cücelerine. Evet. Bir şapkayla. Of, gördüm. Görüldü. Şaman. Çaldın arkadaşından bir tane patates. 50 cent. 50 cent rica edeyim. Bilal'in muhasebesini ben tutuyorum da. Bizimki de geliyor sanırım. Daha istiyorum. Elleri... Çok gay olur ya. Elleriyle besledi biraz önce. Kamerayı kapatmamı beklemiş. Tamam, kapattım hadi. Benim kapattım hadi demem. Hadi hadi kapatma. Hadi siz yiyin, çekmiyorum ben size. Evet, sonunda o brokoli tarifi geliyor arkadaşlar. Aslında tariflik bir şey de yok ama nasıl yaptığımı merak edenler olmuştu. O yüzden size göstermek istedim. Herkesin yapış şekli tabii ki farklı olabilir. Hatta ben de size sorayım, yani brokoliyi nasıl yapıyorsunuz? Ben bu salatası dışında başka türlü hiç yemedim. Brokoli çorbası falan varmış. Güzel oluyor mu? Yani hiç denemedim dediğim gibi. Deneyebileceğim böyle basit bir tarif bana verebilirseniz de sevinirim, hatta öyle söyleyeyim. Dün ağır bir şeyler yiyince tabii bugün menümüz sağlıklı böyle brokoli falan oldu. Sonra bir de böyle salata yapacağım güzel. Bunun yanına bir de ayrıyetten normal domates salatası falan yapmayı düşünüyorum. Evet, son dakika
biber dolması yapmaya karar verdim. Brokolim oldu hazır. Onu sizinle birlikte sosunu hazırlayacağız. Ama dedim ki biz bence buna doymayız. Sadece brokoli ve salatayla. Bir de yanına hazır çorba yapacaktım ama vazgeçtim. Böyle dolma yapıyorum şimdi 3 tane. Böyle soğanıyla salçasını kavurup baldo pirincimi çıkarttım. Burada. Hazır edip içlerine koyacağım. Şöyle derin bir kap alıyorum. Yani derin ama bir de geniş olacak. Sonra brokolilerimi süzdüm. Bunları direkt olarak tabağın içerisine koyacağım. Ben bir de böyle biraz daha iri iri seviyorum çatala gelmesini sevdiğim için. İçindeki o küçükleri de sosuna ekmek banarak alıp yiyorum. Çok seviyorum ya brokoliyi. Brokoliyi herkes sevmez ama ben gerçekten çok seviyorum. Böyle tabağıma bunu koydum. Bunun artık pişim bitti. Sosuna geçiyoruz. Sarımsak. Kışın antibiyotik. Şunun içerisinde her zamanki gibi sosumuzu hazırlayalım. Ben hep bunun içerisinde sos hazırlıyorum. Şöyle yağdan da mı da doldurmamışım ama içerisine zeytinyağı. Ben sosunu bol bol yapıyorum bu arada. Herkesin dediğim gibi yapışı farklıdır. Ben böyle bol limonlu, bol yağlı, ekmek banmalık. Bolca limon suyu, limonum kalmamış, limon suyu ekliyorum. Çok az bir şey de nar ekşisi. Çok az ama bu. Ve tuz. Güzelce karıştırıyorum. Ve şöyle üstüne gezdiriyorum. Bu kadar. Hemen tadına da bakalım bir tane. İşte bu lezzet ya gerçekten. Bu hazır. Bunu böyle deneyin. Farklı yöntemlerde yapan varsa ben de denerim. Siz de bana yazın. Hep birlikte öğrenelim. Evet şimdi Emre geldi. Artık yemek vakti. Ve o da bana çorba almış. O şeye nohut uğramıştı annesi bile. Aslında annem gibi aldı yani. Zaten tahmin ediyorum. Ben öyle şey düşünmüyorum. Beni düşünse Gülbahar annem düşünür. Oh mis gibi. Bizim dedi mercimek severim. Bir de ona mercimek alayım. Evet bu mercimek gerçekten çok güzel ama ya. Evde yapılan veya ne bileyim herhangi bir yerde içtiğim hiçbirine benzemiyor bu. Bu köşeden aldınız değil mi? Evet. Tamam. Evet onun şimdi mercimeği da çok güzel. Şöyle bir şey bir döner vardı. Ben acık yedim sadece. Az bir şey yedim. He bu da bana mı kaldı? Ama içinde samurai var. Zaten. Benim bak burada mis gibi dolmam var. O yüzden hepsini yemedim. Bak burada mis gibi brokolimiz var. Teşekkürler düşündüğün için. Bunu kaba koyalım. Sıcaktır herhalde. Sıcaktır. O zaman şuna deviriver. Direkt bunda ye ya. Olmaz. Şey estetik önemli. Doğallığımızdan ödün veriyoruz arkadaşlar. Tüm YouTuber'lar gibi. Yani çoğu öyle yani. Tüm demeyeyim bana vardır illaki ödün vermeyen ama. Tabii. Ama şimdi biz bunu böyle içsek insan onu bir tabağa koyar derler. Evet o yüzden yani ödün veriyoruz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ben de gece sonu midem kazındığı için edit yaparken Nutella ekmek yiyordum. Hani emziren annelerin o an canı bir sürü şey istiyormuş ya. Ben de edit yaparken aynısını yaşıyorum arkadaşlar. Sürekli bir şeyler yiyesim geliyor. Şimdi de böyle bir tansiyonum düştü gibi oldu açıkçası. Biraz başım dönmeye başladı bilgisayara bakarken. O yüzden hemen kendime bir şeker takviyesi. Saçımı asla şekillendiremedim. Duştan çıktım. En doğal halim neyim şu anda. Tırnakları yeniledim. Böyle düz, nude bir ton. Üstünde siyah kalpler var. Instagram keşfetimde full nail artlı, böyle şekilli şukullu, Christmas özel nail artlı tırnaklar varken benim ortama giriş bu şekilde. Ben tırnakta biraz sadeciyim. Sadece yazın farklı renkler seviyorum. Böyle sarı, mavi, yeşil. Ama özellikle sonbahar kış döneminde pek fazla kullanmıyorum. Neyse videomuz bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoma da like atmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.